Türümüze başlayalım, sonra pankreas üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Ne yapıyoruz burada? Bir su bardağı suda. Evet efendim. Suyumuz zaten kaynadı hocam. Şeyler nerede? Ben göremiyorum onun malzemesi. Cevizler burada hocam. Maşallah, maşallah. Hocam ceviz konusunda da değil mi? Artık organik ceviz arıyoruz maalesef. Yapmayın yani. Organik. Şu benim organik tarihi bir anlasalar anladılar ben eminim. Birkaç tane daha ben örnek vereceğim. Anadolu'dan ne nimetler var görecekler. Hemen neyse konuyu dağıtmayalım. Hazırlamaya. Efendim 4-5 bir bardak suda ne kadar kaynatıyorsunuz Kübra kızım? Hocam 5 tane ceviz atıyorum içine. 5 dakika kaynatıyoruz. Evet. Bir alabilir miyim onu? Evet. Yani ceviz alırken bazen açık ceviz alıyorsunuz değil mi efendim? Çuvalda dolu, kapta dolu. Lütfen almadan önce bir koklayın. Onun aflatoksin dediğimiz... Keskin bir koku var. Evet. Hocam. Küflenmemiş olmasına dikkat edin. Hocam, anlarsınız zaten insanın burnu çok şey. Kokladım bunlar okeydir. Açıkta satıyorlar ya ceviz diye bekliyor. Biraz da nem olduğu zaman hemen aflatoksin oluşuyor. Bu sefer faydası da yok. Ya hocanın söylediği kürü uyguladık da fayda etmedi demeyesiniz diye bunu önden söylüyorum. Hocam coğrafya ve beslendiği topraklar bakımından özellikle tavsiye edilen bir ceviz cinsi var mı? Şu yöreninki... Anadolu'da yetişmişse hiç korkmayın. Hiçbir şey. Evelallah. Tabii ki bazı cevizler bazılarından... daha üstün yani bu böyle ama genel olarak Anadolu cevizi bu iş için bulunmaz bir nimet. Pankreatitiniz var ise aman doktor kontrolünün sakın dışına çıkmayın. Hocam bu bulunmaz nimetin kullanış şekli nasıl? Evet, günde bir kez ve yemekten 2 saat sonra. 2 saat sonra. Evet, ben notuma tekrar bakıyorum. Çünkü kürler o kadar şey ki, evet ve aç karna içeceksiniz. Pardon, yemekten 2 saat sonra ama en uygunu aç karna. Sabah kahvaltısından önce veya öğlen yemeğinden önce, 20 dakika önce bunu içeceksiniz. O 20 dakika boyunca hiçbir şey yiyip içmeyeceksiniz. Tek içebileceğiniz şey var, o da su.